Söylediğim gibi binalarımız standartlara, yönetmeliklere uygun olarak depreme dayanıklı binalar inşa etmek zorundayız. Binaların yıkılmasına en büyük etkenlerden bir tanesinde binaların yapısal değişiklik yapılması. Binanın ana taşıyıcıları olan kolon ve kirişlerde kirişlere verilen zararın binanın yıkılmasını hızlandırdığını çok çok iyi biliyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde binanın yapısal elemanlarına hiçbir şekilde zarar verilmemeli, hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. Depremden önce evimizde yapısal olmayan elemanları, devrilmesi ihtimali olan elemanları mutlaka kontrol etmeli ve onları sabitlemeliyiz. Aynı zamanda evlerimizin, oturduğumuz, ikamet ettiğimiz evlerimizin deprem dayanıklılık testlerini yaptırmamız gerekiyor. Deprem meydana geldiği zaman, sarsıntı meydana geldiği andan itibaren vatandaşlarımız sağlam olan dayanıklı eşyaların yanına çök kapan tutun yaparak sarsıntının geçmesini beklemeliyiz. Burada hiçbir zaman üst katlardan deprem anında atlamak gibi bir hareketi kesinlikle yapmamalıyız. Sağlam olan eşyalar nelerdir bunlar? Kısa boylu dayanıklı tüketim ürünleri dediğimiz çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar. İçi kitapla doldurulmuş koltuk, kanepe gibi eşyalar. Bunların yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde çök kapan tutun yaparak deprem anı geçene kadar olduğumuz yerde sabit kalmalıyız. Akabinde de acil durum çantamızı alıp hızlı adımlarla koşmadan hızlı adımlarla bulunduğumuz yere terk etmeliyiz ki ana depremin ardından artçı sarsıntılar da meydana gelebilir.